Herkese merhabalar. Bu hafta farklı bir arka planla karşınızdayım. Memleketteyim. Hem annemi ziyaret edip geldim. Hem de farklı bir arka planla bir video çekme imkanım oldu. Gördüğünüz gibi benimkinden çok daha büyük, geniş bir kitaplık var karşınızda. Benimki de bir dekordan öte değil tabii. Kitaplığım o kadar değil de annemin kitaplığı gerçek haliyle karşınızda. Tabii bu da annemin gerçek kitaplığı diyemeyiz. Çünkü bu kitaplığı annem Son 3 yılda oluşturdu. Sadece annem de değil, kız kardeşimin de kitapları var aynı şekilde. Son 3 yılda okudukları kitaplardan oluşuyor ağırlıklı olarak. Hatta tanıttığım tarzda kitapları okuduğu gibi. Bir de ciltli kitap okur yanında. Şurada gördüğünüz 30. cilt yazıyor ya. Bu 30. cildin bir de geri kalanları var tepede. Yüksekti. Onlar da devamı. Dün akşam anneme sordum. Anne dedim bunları ne kadar sürede bitirdin? Şeklinde sorunca şöyle bir cevap verdi. 2 yıl içerisinde bitirdim dedi. Tabii bu arada bizim okuduğumuz tarzda kitaplar da okuyor. Buradan düşünürseniz bayağı kitap okuyan bir ailenin içinde büyüdüm. Kız kardeşim de yine benden çok kitap okur. Babam yine benden çok kitap okur. Yani bir ablamla belki biraz yarışırız. O da benim gibi az okur. İkimiz arasında sonunculuk gider gelir. Ama benim bir avantajım var. Ben okuduğum kitapları yorumlamayı çok severim. Birbirleriyle kıyaslamayı çok severim birbirleriyle birleştirmeyi, bir sentez yapmayı çok severim. E böyle olunca da anlatmayı da çok seviyorum. Anlattıkça anlattıkça sanki böyle çok kitap okuyormuşum gibi bir hava oluşuyor. Ama çevreme baktığımda kendim hiçbir zaman çok kitap okuyan biri olarak anlatamadım. Onun da sebebi bu. Böyle bir ailede yetişmiş olmam. Arkadaş çevremde yine aynı şekilde aileme eş şekilde kitaplar okuması. Neyse biz konumuza devam edelim. Bu hafta size dört tane kitap hazırladım. Aralık ayı için tabii ki bunlar. Aralık ayında her hafta yine bir tanesini burada yorumlayacağız. Bu dört kitabı burada bir kısaca bir tanıtayım. Aklınızda biraz fikri oluştum yine. İlk kitabımız İnsanın Anlam Arayışı. Yine bu kitabı da annem tavsiye etti. Başta biraz sallamadım gibi ama birkaç kere ısrarla tavsiye edince bunu oku anlat falan şeklinde alıp okudum. Başta biraz ön yargım vardı. Çünkü bu Yahudilerin toplama kampıyla ile ilgili anlatılan filmler falan vardır ya. Bunlara bir insanın bir gücü oluşuyor şu anki yaptıkları pisliklerden dolayı. Yazar da aynı şekilde o toplama kamplarında kalmış, oranın acısını çekmiş bir psikiyatrist. Ama yazara karşı bir gücüm oluşmadı. Gerçekten çok etkileyici bir şekilde anlatıyor ve acitasyonu yapmıyor. Bize şunu yaptıkların acitasyonunu yapmıyor. O daha çok ne şartlarda olursanız olun hayatın anlamını aramanız gerekiyor. Yani o kötü şartlarda dahi, o zor şartlarda dahi ben hayatın anlamını aradım ve beni ayakta tutan, beni yaşatan şey buydu diye anlatıyor. Devamında da bunun üzerine bu hayatın anlam arayışı üzerine nasıl bir psikiyatri oluşturduğunu, Freud'a karşı nasıl bir teknik oluşturduğunu anlatıyor. Güzel bir psikiyatri eseri koymuş karşımıza. Hem de yazarın kendi hayatından olduğu için. Yani genelde psikiyatristler ne yapar? Hastaları üzerinden olayı takip eder. Ama yazarın bizzat yaşadığı olaylar üzerinden tecrübeyle oluşturduğu bir bilim olduğu için de tatmin edici bir kitap olmuş. İkinci kitabımız Hayvan Çiftliği. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Gayet meşhur bir kitap. Diğer kitap kanallarında fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Bunu da bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine listeme aldım. Gerçekten hoş bir kitap. Hatta burada ilk defa size bir roman anlatacağım. Roman olması sebebiyle de biraz spoiler verebilirim. Ben diğer kitap okuma kanalları gibi sürekli roman anlatmadığım için o spoiler vermeme işini başaramayacağım. Okumadıysanız biraz kızabilirsiniz bana. Ama hoş bir kitap. Kitapta şundan bahsediyor. Bir hayvan çiftliği var ve burada hayvanlar insanlara karşı bir ayaklanma yapıyor. Ve devamında bir hayatları var. Bu hayatın gidişatını ve sonunda tekrar o insanlı döneme nasıl geçtiklerini anlatıyor. Bunu anlatırken de kitap aslında bir komünizm eleştirisi şeklinde işlemiş konuyu. Bu batıda hatta komünizmi e, kendine tehdit olarak görülen devletlerde ders kitabı şeklinde dahi okutulmuş. Ama kitabı okudukça şunu görüyorsunuz. Anlatılan, eleştirilen olaylar sadece komünist devletlerde yaşanan olaylar değil. Hatta bir ara düşündüm ya bu kitabı dedim son 5-10 yıl içerisinde mi yazmış falan şeklinde bile düşündüm. Çünkü Türkiye'den bile çok fazla örnek düşünebilirsiniz kitapla ilgili. Türkiye'nin son 100 yılını, 200 yılını neresini düşünseniz düşünün. Kitap gerçekten sosyolojik açıdan ciddi bir eser olduğunu burada kanıtlıyor çok öncesinden yazılmış, başka bir ülkede yazılmış olmasına rağmen, başka bir siyasi sistem eleştirmesine rağmen bugünkü yaşantımıza, bugünkü devlet düzenimize dahi eleştiriler bulabiliyoruz. Bu açıdan değerli bir kitap olmuş. Bir diğer kitabımız Mantıkut Dair. Kuşların diliyle diyor. Başka çevirilerde kuş dili şeklinde de görebilirsiniz. Nasıl bir önceki kitabımızda hayvan çiftliğindeki hayvanlar bir insan karakteri verilerek anlatıldıysa, onlar konuşturulduysa, bu kitapta bir doğu klasiği, ve bunda da kuşlara insan karakterleri verilmiş ve onlar konuşturularak bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Burada bir eleştiriden ziyade daha aşkın bir duyguya yolculuk, daha üst duygulara, nefisin yok edildiği, ruhi olarak yükselinen mertebelere kuşların yolculuğunu işliyor tam tersi olarak. Burada da işte bir padişah sembolü var Simurg diye. Kuşların buna olan yolculuklarını, başlangıçta nasıl sıkıntılar yaşadıklarını, Arada geçtikleri vadileri sembolize ediyor yine aynı şekilde böyle ruhani mertebelerle. Bu vadileri nasıl geçtikleri, bu vadilerde nelerle karşılaştıkları şeklinde anlatıyor. Kitap bol bol hikaye anlatıyor. Hikayeler kuş hikayesi değil ama hikayeler insan hikayesi şeklinde. Bunlar üzerinden bir ruhi terbiye, bir tasavvuf yolculuğunu etkin bir şekilde bize anlatıyor. Son kitabımız Eğitim Bir Kitle imha Silahı. Tabi başlıktan da anladığınız kadarıyla çok aykırı bir kitaptan bahsediyoruz. Çünkü eğitimi eleştiriyor ve eğitimi çok kötü bir şekilde eleştiriyor. Günlük hayatımızda biri bunu yapsa ya işte cahilin teki der geçeriz. Ama yazar bir öğretmen ve başarılı bir öğretmen hatta istifa ettiği sene Amerika'nın o şehrinde yılın öğretmeni seçilmiş biri. Ama ben daha fazla bu sisteme öğrenci feda edemem diyor ve istifa ediyor yazar. Daha çok da Amerika'yı eğitim sistemini eleştiriyor. Ve vurguladığı nokta şu. Bu sistem, bu çocuklara verdiğimiz eğitim devlet kontrolünde herkese eşit olarak verildiğini iddia edilen bu sistem... Aslında herkese eşit bir şekilde köle yapmak, işçi yapmak üzere kurulmuş bir sistemdir diyor. Bunu sermaye sahipleri planlamıştır. Büyük ağababalar planlamıştır. Küçükleri aşağıda tutmak, büyükleri hep tepede tutmak üzere dizayn edilmiş bir eğitim sistemimiz var diyor. Tabii bunu Türkiye şeklinde de düşündüğümüzde yazarın anlattığı olaylar 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki eğitim sistemiyle de örtüşüyor. Zaten yazar devlet kontrolünde sabit verilen eğitime karşı yerel şekilde, yerel düzeylerde insanların kişiliğine göre, topluma göre düzenlenmiş eğitim sistemini savunuyor. Tabii bu dünyada şu an herhalde çokça karşılaşamayacağımız bir durum. Bu olmadığı sürece eğitimin sadece insanları köleleştirmek üzere kullan, faşist bir sistem olduğunu bize anlatmaya çalışıyor. Gelecek ay bu kitapları ayrıntılı bir şekilde anlattığımız videolarda görüşmek üzere.